Allah başka acı göstermesin Ali Haydar abi. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ olasın abi. Güzel, hep böyle göreyim. Tavuk ürününe de temizlik çok önemlidir. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Sandıkları iyice dışarı taşmış Nuri Bey. Hemen çekiyorum Tansan. İyi günler. İyi günler. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Ali Aydar Bey. Başınız sağ olsun. Hoş bulduk. Dostlar sağ olsun. Hoş geldin baba. Merhum'un vasiyetini yerine getirdin ha usta. Getirdik Melahat usta. Çok şükür yatırdık babaannemin yanına. Toprağı bol olsun. Bence vakitsiz gitti ama ne yapalım? Allah rahmet eylesin. Amin. Anne sen bakar mısın? Açıyorum kızım. Merhaba hanım. Döndün mü Ali Haydar? Hoş geldin. Hoş gördük. Benim gitmem lazım baba. Git sen oğlum git. Sağ ol. Bir yaramazlık yok ya. Yok yok. Hepimiz çok iyiyiz. Sen nasılsın? Nasıl olan işte. Hadi geç sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. Ha? Yaptığı çek beraber. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Ay canım. Büyümüş sanki üç günde ya. Hayat işte kızım. Bir can gitti, bir can geldi. Dünyanın düzeni böyle kurulmuş. Sağ olasın.
Baban nasıl oldu hanım? Bilmiyorum. Kaç gündür gidemedim hastaneye. Büyük babam hastanede mi? Hastanede kızım. Kim yatırdı? Ben. Yani artık dargın değilsiniz. Anne niye bize hiç söylemedi? Her şey üst üste geldi kızım. Fırsat mı oldu? Taburcu ettiklerinde buraya alalım babanı. Buraya mı? Ha. Yetmez mi ayrı kaldığınız? Eline sağlık hanım. Ben inip şu dükkana bir bakayım. İşimiz çok. Ben de geleyim. Yanımıza. Bu bahçeyi sen cennete çevirdin hanım. Az mı emek harcadın? Karşılığında aldım ama bana burada evlenmeyi teklif ettin. Bin dereden su getirdim. Bir kuş dili konuşmadığın kaldı. Ama Adem'i seveyim mi? Çok. Adem de havadan uzak kaldı mı feleğini şaşırır. Yüzünden bunca insanın bu kadar acı çekmez. Dünya malı dünyada kalır. İşte misal babam. Hani nerede? Sahiden çok iş var. Nereden başlasak? Herif suratına çevirmiş dükkanı. Kolay gelsin. Yardıma ihtiyacınız var mı usta? Olmaz mı ya? Hızır gibi yetiştiniz. Hadi şunlara bir el atalım. Tamam, hadi. Hadi. Geldim. Merhaba. Hadi kızım pırıl pırıl yapalım her yere. Ha? Hadi. Kolay gelsin. Elektrikçi lazım mı? Oo, olduğu gibi maşallah.
Senin sırtın hiç yere gelmez usta. Gelmez evvelallah. Ulaş Medet, siz ikiniz bana yardım edin. Vaka sahip ne varsa toplayın. He, toplayın atın valla kapının önüne. Olur mu canım? Koyarız kutulara, veririz sahibine. Koyun ya. Bu da oldu lan. Masayı çekin. Olsun. Kendine al. Yavaş. Şunu çiçeğin de dışarı çıkarın. Koyun kapının önüne. Ne oluyor ya? Dükkanı hanım burası. Dışarı. Haydi dışarı. Çıkın dükkanıma. Ne oluyor ya? Yavaş gel. Kimin dükkanına kimi kovayım? Sen buradan çıkartıldın Makas Bey. Geçmiş ola. Kim demiş? Sözleşmelere daha 10 günü ben. 10 gün daha benim bu dükkan. Şu anda mülke tecavüz ediniz. Ya güzel güzel çıkarsınız ya da polis marifetiyle attırma bizi. Makas! Beni günaha sokma gene. Sinirlenme. Bu kadar bekledik, 10 gün daha bekleriz. Bir saat bile beklemek zorunda değilsiniz. Dükkan sizin. Seni saldırdım bitiş Ecat'ın. Nefesini boşuna harcama. Borun ötmez artık. Ama benim borum öter Vakkas Bey. Her şey kurallara uygun olsun istiyorsun öyle mi? Peki senin dükkanın kurallara uygun mu bakalım? Şimdi gidip baksam en az 6 ay kapatmaya yetecek kadar uygunsuzluk bulurum. Benden sana tavsiye, git işinin başında dur, uğraşma bu insanlarla. Fitili nasıl ateşlediğinizin farkında değilsiniz değil mi? Ben çok üzülecek bebek. Sık sık yazarım sana. Her yaptığını anlatırım. Resimlerini de yollarım. Sen de çok özleyecek benliyorsun. Ben de seni. Hem de çok. Ne zaman gidiyorsun? Hoş geldin Sofya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay ay ay, nerede benim oğlum da? Aman açılınca alın cicileri geldi. Merhaba Tim. Sen burada mıydın oğlum? Merhaba Bayan Sofya. Bayan değil, bayan değil. Abla, abla. Aman. Teyzesi neler örmüş ona, neler örmüş ona. Bak annesi. Bana bak, gülüyorsun değil mi köfte? Beğendin, sırıtıyorsun bakıyorum. Aman. Merhaba usta. Merhaba Ali. Ne haber? İyilik usta. Açılış ne zaman? Başladık hazırlıklara. İşin neydi, bir fırıncıya ihtiyacımız olacak. Var mı tanıdığın birisi? Buluruz usta. Lakin en az senin kadar iyi olmalı. Benim kadar iyi bir tek ben varım usta. Patronla konuşayım, geliyorum hemen. Zaten şartlı girmiştim ya. Necdet. Usta. Ne demiştim? Ne demiştin? Bir gün gene bir araya gelecek demedim mi? Ya kısmet bugüneymiş demek. Biliyorum zaten usta. Şükürler olsun. Hadi bakalım. İşlerini hallet, bekleyeyim dükkanı. Hadi bakalım. Eyvallah Mehmet, eyvallah.
Tim'i de getirdim. Lakin fazla yormayın çocuğu, misafir sayılır malum. Tim, gel bana yardım et. Peki bayan hanım. Ama benim işim bitti, yapacak başka bir şey var mı? Yok, olursa çağır. Başüstüne selam söyle. Aman başüstüne. Hadi herkese kolay gelsin. Bay bay, hadi güle güle. Merhaba. 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 İyi günler. Siparişler hazır ustam, nereye koyalım? Ha, şuraya bırakıverin, ben sonra buzdolabına yerleştiririm. Biz yerleştiririz Alakar amca. Dolabı hiç temizlendi mi çocuklar? Sildim ben hanım abla. Çatalda getirdim. Nerede güzel olacak. Tamam, şahane şahane. Kolay gelsin. Sağ ol. Masa takım tamamlandı. Ali, diye önüne gel de şu fırına bir bak. Tamam usta. Bizim yazar kasa nerede usta? Ha, şu büyük kutu. Ha tamam. Cennet, yardım et Necdet amcanı. Tamam baba, al da tut şunu. Tamam. Verin buraya. Aç aç aç. Tamam. Okula dönmeyi düşünmüyor musun sen hiç? Yok be abi, dalga mı geçiyorsun bu yaştan sonra? Ne varmış oğlum yaşında? Bak bir daha duymayayım ha. Ben üniversiteyi bitiremedim. Ama bu yaşta bile ÖSS'ye girip şansımı denesem mi diye kurarım hep. Ya aslında ben de yani serserilik yaparken okula giden arkadaşlarıma öyle imrenerek bakardım. Hala kıskanıyorum ablamı okuyor diye. Kimseyi kıskanman gerekmiyor oğlum. Sen akıllı bir çocuksun. İstersen bir taraftan çalışır, bir taraftan okuyabilirsin. Ya bu saatten sonra okuyacağın da ne olacak be usta? Çeyhin'in resmine avanak avanak bakıp bu kim demeyeceğim. Gerçi okumak da bir çözüm değil. Bu ülkede okumuş bir sürü öküz var. Ama ne olursa olsun, okumak bir başlangıçtır. Bak şöyle çevrene. Ülkesine, insanına, açlığa, sefalete duyarsız yüz binlerce genç var senin gibi. Öte yanda, hapishanedeki aydınlar, gerçekleri gördü ve söyledi diye perişan edilen gencecik kızlar ve delikanlılar. Sen ne olacaksın oğlum? Nerede duracaksın? Bilmem. Bu konuşma çok ağır oldu be usta. Beni açtı yani. Öyle uzun zaman oldu ki bu eve gelmeyeli. Hep yok saydık bu evi. Baban da bende. Aldığımız güne lanet ettik. Belki de çoktan satmalıydık. Havuzun içini toprakla doldurmayı bile düşündük. O gün söylediklerinin hepsinde haklıydı. Açık açık söylemesek de hep suçladık seni. Kardeşinin durumunu kabullenemedik. Onu hayattan, ikinizi birbirinizden kopardık. Oysa 7 yaşındaydın daha. Kim bilir kafandan neler geçiyordu. Belki gerçekten kıskandın Kerem'i. Belki de sırf oyun olsun diye ettin. Ne olursa olsun senin bizden daha çok üzüldüğünü düşünemedik. Yıllardır çektiğin acıları anlayamadık. Çocuktun. Hala çocuksun. Hastalıklı davranan babanla bendik. Dönmeni istiyoruz artık. Dönecek misin kızım?
sıradan çıkmadım baba. Ulaş da serseri ama sıradan bir serseri değil. Biliyorum, biliyorum. Öfkeyle söylenmiş sözlerdi onlar, durma üstünde. Sana arabayı ödeyeceğim. Söz veriyorum. Tamam, ödersin. Bence bir sakıncası yok. Takas Bey. Benim, ne vardı? Ben Sakine Hanım'ın avukatıyım. Sizinle şu nafaka meselesini görüşmeye gelmiştim. Nafaka ha? Demek nafaka! Ne oluyorsunuz beyefendi? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Kaçma! Sadece işimi yapmaya. Kaçma! Kaçma! Gerçi konuşan şu nafaka meselesini. Lan karı koca arasına girme. Avukat beni dinleme. Bana lan şerefsizim. Mizar bir filmin şimdiki zamanına göre çekildi, tamam mı? Özneden sonra yazılıyor. Al kızım emanetini. Altını şimdi değiştirdim ha. Sağ ol Safiye abla. Aa, yemeğe kalsaydı Safiye abla. Yok kızım, benimki cama çıkmış, yolumu gözlüyordur. Patı patı. Hadi ne yavrum. Hadi güle güle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Haydi bana iyi akşamlar. Gidin mi ya? Birlikte yeseydik yeme. Sağ ol usta, yemiş kadar oldum, acelem var. Haydi iyi akşamlar. Yavaş kız, düşeceksin. Hoş geldiniz. Kim arıyorsun? Annemi. Alo teyze? Ha anne, sesini alamadım. Merhaba. Nasılsın? Bir şey soracağım. Sen bu ayrılma işinde kesin kararlı mısın? Çünkü burada durum bayağı ciddileşti. Babam demin elinde satır senin avukatı kovalıyordu. Her zaman her şeyi kaba kuvvetle hallederim sanıyor. Yok Medet, benim kararım karar. Babanla anlaşamıyoruz, anlaşamayacağız. Ben iyiyim, beni merak etme. Ama seni çok özledim. Fırsat bulur bulmaz Meleği al getir. Bir göreyim ikinizi de. Medet'im benim, canım oğlum. Canım oğlum. Bu seninle son konuşmam baba. Seni çıkarıp atayım artık hayatımdan. Ne yapacağımı bilsen sen de çıkarıp atardın beni hayatından ya. Ama sana rağmen yapacağım baba. Hep onun yanındaydın. Hala onun yanındasın. Oğlunun yanında olsaydım bu savaşı kaybeder miydim ben? Elim toprağın altındasın. Ama elin hala Ali Haydar'ın üstünde. Ruhun hala onu koruyor. Ama bu gece, bu gece her şey bitiyor. Kavga bitiyor. Savaş bitiyor. Kazanan olmayacak baba. Ne sen, ne ben, ne Ali Haydar. Bu savaşın galibi yok. Thank you.
Necan, ay. Zaten öyle oldu. Vallahi öyle oldu ya. Yeminle amirim. Ay. Şişe Allah iyiliğini versin. Ay. Eskiden mi böyle günerdik? Doğru, beni güldürürdü. Sonra? Sonra ağlattın. Doğru, ağlattım. Hayatımızı bizden çaldılar. Sadece ablam değil mesela. Demek ki benim karakterimde de bozukluk varmış. Galiba. Benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin? Nereden çıktı şimdi bu? Yani böyle patladın at canım. Hayır. Emin misin? Evet, denedik işte, olmuyor Şeço. Niye zorluyoruz ki? Biz birbirimize göre değiliz. Saplı kırmızı güller. Hatırlasana. Kırmızı güllere dayanamaz. Ya. Ya. İşte burası. Baba, biz geldik. Kızım, herhalde. Öpeyim büyük babanı. Canım. Seni çok iyi gördüm. İyiyim. İyiyim kızım. Sen nasılsın? Bebek nasıl? Çok iyi. Ona dayımın adını verdik. Ne güzel. Baba, seni eve götürmeye geldik. Hadi hazırlan dede. Hadi. Kahve istemediğinden emin misin? Yok Neriman abla, bu iyi. Yani falına bakmamı da istemiyorsun. Hayatın falla çözülemeyeceğini öğrendim artık. Doğru. Yaşadıklarımız hangi falda çıkabilirdi ki? Al bakalım. Bu ne Neriman abla? Sana bir söz vermiştim, unuttun mu? Ne sözü? Medet'le evlenin. Çatı katını size vereceğim dememiş miydim? Neriman abla. Canım. Güle güle oturun. Kirayı falan da düşünme. Neriman abla. Bana bir ufak daha geç. Tamam bak Hasan.
İçme şunu. Akşamüstü oturmuşum masaya. Ya bunları git asıl babana anlat. Bir masa babam sensin. Babalıktan istifa edeyim. Yakında kocalıktan da istifa edeyim. Anam beni boşay. Haklı. Neymiş? Haklı baba. Sen de biliyorsun. O halde benden ne istin? Geri dön. Bırak artık şu manasız savaş. Bırak şu düşmanlığı. Geri dön. Son bir işim kaldı. Bitsin bakalım. Belki ben dönerim de siz istemezsiniz. Belli mi olur? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte Ali Haydar baba. Merhaba oğlum. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Böyle buyurun. Hoş geldiniz. El öperleriniz çok olsun. Ah canım. Şöyle buyur baba. Yemek hazır hanım abla. İsterseniz oturabiliriz. Acıktın mı baba? Acelem yok kızım. Yeriz kızım. Hele iki laf edek şurada. Ağlarsam kusuruma bakmayın. Beni çok duygulandırdınız. Öyle uzun zamandır bir başındayım ki. Unutmuşum aile havasını. Bu senin ailen baba. Burası senin evin. Sağ ol evladım. Sağ ol. Alo? Bir dakika Timuçin abi. Abla! Alo! Ne haber Timuçin? İyiyim ben de. Dede geldi. Oturuyoruz. Yemek yiyeceğiz biraz da. Abla iyi günler. Günüm olamış geldin Melek. Çok şükür. Merhaba Melek. Nasılsın? Çok iyiyim. İyiyim. Burada da iyice. Çok iyi. Ne oldu ondan? Kamera gelmiş işte. Yarın görüşürüz. Sağ ol evladım. Tamam ya. Hepiniz sağ olun. Görüşürüz dedik ya oğlum. Bay bay. Babamla konuştum. Ben bir bebeğe bakayım. Konuşmaya çalıştım. Uyarınca getir de büyük babayı görsün. Gel bak kim var burada Melih. Gidiyor diye değil mi? Mutlu olmam lazım. Bebeğimin bir soyadı var. Annem yanımda. İşte sen Amerika'ya gitmedin. Yani daha ne isterim? Hiçbir yere gitmem. Bırakmam çirkin yeğenimi. Sensin çirkin. Tamam işte bana benziyor. Ben yeniden okula başlamak istiyorum abla. Hadi ya. Nereden çıktı bu durup dururken? Bilmem. Basri abi bir şeyler anlattı. Kafam karıştı. Ben aşık oldum. Biliyordum. Hani o kız değil mi? Ceren. Peki o? O da seni seviyor. Ayıp ettin. Önce o söyledi. Ya ben daha ne zaman söylemek istesem abuk subuk laflar çıkıyor ağzımdan.
şey yolunda. Daha ne isteriz? Daha ne isteriz? Hadi artık gidip şu işi bitirek. Ah ulan alaylar. Ah ulan kitapsız. Birazdan şenlik başlıyor. Ne güzel. Ne güzel. Bir açılış yapmamız lazım. Yaparak. Bütün mahalleliyi çağırırık. Sizin Aksu'yu da çağıralım mı? Yok. Bakkas bu kez garanti keper rahatsızlığından. O kadar zalimlik olur. Çok çalışmamız lazım Ali Haydar. Dünya kadar borcumuz var. Çalışırdık ya, ne var? İşten mi korkacak? İş bizden korksun. İşte o kadar. Her şey yoluna girince balayına çıkacağız. Bana söz verdin. Sözüm söz. Her yere gidecek. Urfa, Antep, dünyayı dolaşacak. Söz. Hava mı çok soğuk? Bana mı öyle geliyor? Isıtırık o zaman. Isıtırık kardeş. Bizim hikayenin sonuna. Kitaplar bizi şere yazacak. Adamın oğlunu almışlar. Karısını almışlar. Babasını almışlar. O da dükkanı onların elinden almış. Toparladın.
Dükkan yani! Herkes dışarı! Mesut bebek! Gülüm! Gülüm! Hadi yavaş! Dikkat edin! Anne! Yardım abla! Anne! Anne! Kızlar çabuk! Buraya çabuk! Yardım abla! Önce geldim! Hadi hadi hadi! Kimse kaldı mı? Yardım! 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 Yardım
Allah vere de bakkas kurtulsun. Hayret bir şey vallahi baba. Böyle bir zamanda. Adam dükkanı kundakladı ya. Senden başka kim yapardı böyle bir şey? O benim kan kardeşim. Ustamın emaneti. Canımızı okudu kan kardeşin. Şu halimize bak. Gene bize sokakların yolu görüldü. Olan oldu ya, üzülme. Cana geleceğine mala gelsin. Bak herkes yaşıyor. Önemli bir şey yok baba. İyileşecek. Yarın çıkarıyorlar hastaneden. Masa başında oturan memur görmek istemiyorum. Sabah erkenden çıkıp denetlemelerinizi yapacaksınız. Evrak işi daha sonra. Anlaşıldı mı? Rica etti. Benimle delir misin Tansu? Şecahattin delirdin mi sen? Ha? Beni rezil etmek mi istiyorsun? Kalkacağım mı şuradan? Yine karım olmanı istiyorum Tansu. Şecahattin kalk dedim. Kalkmam. Sen evet diyene kadar burada böyle bekleyeceğim. Allah'ım delirmiş. Kalk hadi. Peki tamam kalk. Evet mi? Evet mi? Sana bir tek şartla evet derim Şecahattin. Evet. Şu iğrenç bıyıklarını keseceksin. Bıyıklarımı mı? Ama... Bıyıklarından asla haz etmedim Şecahattin. Yıllardır söyleyemiyordum. Ama Tansu, ablam seviyordu. Aman boş ver. Tamam kabul ediyorum. Öyleyse cevabım evet. Seni seviyorum. Ay dur yapma. Noterden bir vekaletname yaptırdı bayan hanım. Mehmet abinin avukat. Boşanmada sorun çıkarmaz diye. Eminim çıkmaz. Sağ ol Tim. Sağ olun. Hakkını ödeyemeyiz. Hoşçakal usta. Ben senden çok şey öğrendim. Sen kral adam. Güle güle Tim. Yolun açık olsun. Hoşçakal Tim. Gider gitmez telefon et. Ara sıra mektup yaz. Özleyecek.
hoşçakalın. Goodbye Tim. Goodbye. Hakkını helal et. Bizi unutma, tamam mı? Yolun açık olsun benim aslan oğlum. Takarsan sana şans getirir. Şansın hep açık olsun Tim. Sen tanıdığım en harika insansın. Yeryüzünde senin gibi birinin var olduğunu bilmek bile bana yaşama sevinci vermeye yetiyor. Sanki dünyanın dört bir yanını sırf bana rastlamak için dolaştın. Karşılaştık. Hayatıma girdin. Değişmeme yardımcı oldun. Seni hiç ama hiç unutmayacağım. Sen de bizi buraları unutma. Canım ablacığım, aslan oğlum, biz evlenmeye karar verdik. Kırmızı güllerin uğru. Tahmin etmiştim. Benim işe gitmem gerekiyor. İkinizi de kutlarım. Bu sefer nikahımızda sen de bulunacaksın. Umarım bu sefer birbirinizin kıymetini bilirsiniz. Güle güle yavrum. Allah'a ısmarladık. Allah. Güle güle canım. Sahiden çok sevindim. Şimdiden tebrik ediyorum. Ayrıca ikinizden de özür diliyorum. Büyük hatalarım oldu biliyorum. Aranıza girmemeliydim. Ama yine de bana çok fazla kızmayın. Sayemde birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi anladınız, fena mı? Ancak gerçek bir aşk böyle çetin bir sınava aşabilir. İkinizin de gözü bunca yıl başkalarını görmedi. Birbirinize bağlı kaldınız. Çok ama çok mutlu oldum. Ben de İzmir'e dönüyorum. İzmir'e mi dönüyorsun? Niye abla? Burada bir işim kalmadı artık. Arkadaşlarımı da çok özledim. Ara sıra gelirsin bizi ziyarete. Gelirim. Sizi de İzmir'e bekliyorum ama. Bu ev ne olacak abla? Kapatacak mısın? Burası artık sizin. Ne yapacağınıza siz karar verin. Yalnız çatıyı Melih'e söz verdim. Ali Haydar da çıkmadıkça orada yaşayacak. Bunları seviyormuş. Ay çok güzelmiş. Geç kalmadık ya. Tam vaktinde. Kurt gibi acıktım vallahi. Ne var yemekte? Yerken görürsün. Bardakları getirsene anne. Tamam baba. Uyudun mu? Uyudu anne. Nihayet. Ben yapamıyor Gülsüm. Gidemiyor siz olmadan. Yani sen ve Kemal. Well.
What do you say? Geleceksiniz benimle Amerika'ya? Evet. 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 Seninle her yere gelirim. De haydin acıktık. Ulaş. Tim için de bir sandalye getir bası. Tamam baba. Yap. Nasıl? Ha, iyi misin? Memnun musun? Bahtiyar mısın? Vallahi pek öyle memnun olacak bir durum yoktur ortada. Görürsen. Ne yazar senin için bu yangın? Dünya yansa ne yazar senin için? O kadar da değer. O kadar, o kadar. Kurtardın beni. Vallahi ben de bilmiyorum. Yaptık bir enayilik işte. Sen bileyim neye kurtardığını. Benim hayatımı kurtarıp intikamların en büyüğünü aldın benden. Bir insan düşmanını daha nasıl ezebilir ha? Daha nasıl? Böyle mi düşünüyorsun? Ben sadece kan kardeşimi kurtardım. Resul babanın bana emanet ettiği vakkası. Çocukluk arkadaşımı. Benim mayamda intikam yoktur vakkas. Bakma öyle höntönt öttüğüme. Ben intikam bilmem. Ben bileyim. Çok iyi bileyim. Bu duygu hayatım boyunca yedi bitirdi beni. Kıskançlık ve intikam nedir çok iyi bileyim. Artık sana borcum var. Hayat borcu. Borç morç yok. Var var. Ve ödeyeceğim. Senin karşında ömür boyu eğileceğimi sanıyorsan şaşarım aklım. Burayı yaptıracağım. Pırıl pırıl. Eskisinden güzel olacak. Sonra da karşından çekileceğim.
O ne demek? Hatırlayayım mı? Ya sen biteceksin ya ben de dedim. Ben bittim. Bu kavga bitirdi beni. İşi oğluma bırakacağım. Bilim senin yanında çok şey öğrendi. Babasına bile kafa tutmayı öğrendi. Hepsini sen öğrettin ona. Bu işi yapar Medet. Sen ne yapacaksın? Dolaşacağım. Sakin eyle. Kabul ederse tabii. Gezeceğim. Dünyayı dolaşıp hayatın tadını çıkarmaya bakacağım biraz. Darısı başımıza. Alevlerin arasında bayılmak üzereyken buraya kadarmış bak kastettim. Sonra bir karaltı gördüm. Ali Haydar geriye dedim. Benim kan kardeşimden başka kimse buna cesaret edemez dedim. Sen de etmezsen de artık benim kardeşimsin. Umudumu kaybetmedim Sakine. Bir gün döneceğini biliydim. Vakkas. Yamuk oldu sanki. Sana öyle geliyor baba. Yamuk mamuk olmadı. Eski tamale daha iyiydi be usta. Yok ya bu daha iyi. Renkler çok solgun değil mi başkomiserim? Ne solgunu Allah Allah. Dur şimdi Şecaettin abi ya. Babamın hepin pirikli olduğunu bilmiyormuş gibi. Yahu cidden sordun mu? Ulaş. El Haydar ne alakası? Müjdemi isterim. Ne oluyor ya? Yok baba ya. Harika işte. Mektup. Bil bakalım kimden gelmiş. Yavaş kafanı kıracağım. Bizim dingilden geliyor. Yapma ya. Ne oluyorlar? Ömer'den mektup var abla.
Başarmış hayvan. Elinle birlikte ev tutmuşlar. Biliyordum. Zaten birbirlerini gördükleri anda çarpılmışlardı. Ömer benzincide çalışıyormuş. Elinde garsonluk yapıyormuş. Bak ne diyorlar. Odanızı ayırdık. Bir an önce kendinizi buraya ışınlayın. Hadi oğlum sallanmayın. Daha dünya kadar işimiz var. Tamam anne. Güzel güzel eline sağlık. Buraya başka ne konuyor? Bunları koysun. Kapak lazım mı? Birkaç tane şuraya koyacağız. Yetişmeyeceğim. Ben dünyada yetişmeyeceğim. Oldu baba. Oldu işte. Sonunda tekrar kavuştuk dükkanımıza. Bir şey lazım. Hoş geldiniz. Şöyle koy oğlum. Efendim buyursunlar. Hayırlı olsun Ali Haydar. Sağ olasın başkomiserim. Şeref verdiniz. Buyurun. Oğlum misafire bakın. Et kalmadık ya. Tam zamanda geldik. İşimiz anca bitti. Ustana bir yer göster ulaş. Neredesiniz ya? Gözlerimiz yollarda kaldı. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Hoşça kal Alayda. Hoşça kal Samet. Afeti devran gidiyor. Hepiniz hoşça kal. Babanlar seyahate çıkıyormuş ha Mehmet. İkinci balayı da diyebiliriz. Bizim dükkanla baş edebileceğim mi Çamış? Bundan sonra böyle. Ben bir kenarda duracağım, işin çoğunu sen yaparsın. Elimden geleni yaparım baba. Ama ne yalan söyleyeyim, Şecaattin abi işletme müdürlüğünü istemeseydi cesaret edemez. Gözün arkada kalmasın Vakkas Usta. Resin oğlu Emin ellerde. Gidin gönül rahatlığıyla gezin, eğlenin. Siz oturun rahatınıza bak. Buyurun. Müdürün mü var memur bey? Bu müessese yeni açıldı galiba ha? Yok müessese yeni değil de siz yenisiniz galiba. Dur hele Şecaattin. Haklısınız memur bey. Şimdi kapalıydık bir ara yeni açıldık. Belgelerinizi görmek zorundayım. Hay hay göstererek. Necdet neredeydi şu kağıtlar? Getireyim usta.
Mutfağa da bir bakalım. Hiç gerek yok memur bey. Her şey hijyene uygun. Siz kimsiniz beyefendi? Şecaattin Dürüst. Anahidan ustanın bir yakınıyım. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor ama daha önce tanıştık mı biz? Benim de gözüm sizi bir yerden ısırıyor ama vallahi çıkaramadım. Buyurun memur bey. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tanışmadığımızdan eminsiniz değil mi? %100. Tanışsaydı kesin hatırlardım. Peki Bodrum'da bulundunuz mu? Bodrum mu? Hayatımda hiç gitmedim. Hadi Şecaattin, biz de oturak gayrı. Buyurun efendim. Uçak kaçta kalkıyor? Tam gece yarısı. Sen hazır yes? Yani hazırım da heyecanlıyım biraz. Biraz? Çok. Dizlerim titriyor. Annemi gördün mü? Hadi gözünüz aydın. Eski yerlerinize kavuştunuz. Mutlu musunuz? Maskaralar. Siz de bizim kadar mutlusunuz. Anne, senden ayrılmak çok zor geliyor. Biliyorum kızım. Benim için de hiç kolay değil. Ama hiç görmediğin yerleri göreceksin. Önceden hayal bile edemediğin yerlerde yaşayacaksın. Hem de sevdiğin bir erkekle. Masal gibi bir şey değil mi anne? Sihir gibi. O sihri sen yarattın kızım. İçten olmayı, kendin olmayı, yürekli davranmayı öğrendi. Hakkın olmayan şeylerin peşinde koşmayı bırakınca hak ettiğin mutluluk seni buldu. Ama senin gibi bir annem olmasa hiçbirini yapamazdım. Oo, Allah muhabbetinizi artırsın. Kıskanırım ha. Gel buraya eşek kafalı. Çok tuhaf değil mi Ulaş? Ne çılgınlıklar yaptın Amerika'ya gidebilmek için. Ama hiç aklımdan geçmedi herhalde. Şimdi ben gidiyorum. Benden kurtulduğunu zannetme. Bakarsın bir gün Ceren'le dallarız yanınıza. Ya peki okul işi ne olacak? Sen konuştun mu Tim'le? Hı, konuştum anne. En fazla bir sömestr kaydım olacak. Ayrıca bir yandan çalışacağım üniversitede. Hani en azından okul masrafları çıkacak. Ulaş, geldi seninkiler. Geliyorum. Ya sizinle de konuşmak acayip keyifli ama... anlıyorsunuz. Ooo, Asep'ten Mehmet abimiz gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş geldin yenge. Şöyle buyurun. Afiyet olsun. Ha, hoş geldiniz. Geçin otur hadi. Yok, oturmayalım. Biz Arzu'yla sinemaya gideceğiz anne. Allah Allah. Sırası mı oğlum? Kaçıyor mu sinema? Başka akşam gidersiniz. Yapma yenge. Bırak gitsinler. İyi ya. Peki gidin. Yalnız bak geç kalma, babana telefon açar haber verir. Ona göre. Artık çocuk değilim anne ya. Bari Arzu'nun yanında böyle konuşma. Peki. Hadi güle güle. İyi akşamlar. İyi eğlenceler. Hoş geldin Fransız. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnsan kabul etmek istemiyor ama sahiden büyüdü bana. Ya. Allah için sözünüz de pek cana yakın. Pırıl pırıl çalışkan, aslan gibi genç kız. Bizim Dana da böyle kedi oldu olalı bir fare yakaladı sonunda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Bahçeciğim. İyi akşamlar Şecaattin. İyi akşamlar Bahçeciğim. Vizeleri veren güzel kadın hanım, Ulaş'ın annesi. Ocak başındaki de Ali Aydar Usta, Ulaş'ın babası. Doğrusunu istersen, burada gördüğün üç kişiden birinin babası. İnanmazsan say. Melek, Cennet, Huriye, Gülsüm, Ulaş, sonra damatlar Medet, Timothy, sonra gelin adayı yani ben. Unuttuğum kimse kaldı mı?
Ya bir de damat adayı var. Şu sırıtan Timuçin. Bence de. Kebapları beğendin mi? O kadar uzun boylu değil. Şansını zorlama. Efendim güle güle. Ali Aydar Usta ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Mehmet abi gene bekledim. İnşallah. Bitti. Şükür bitti. Senin sayende. Asıl senin sayende. Bak şuraya. Ne kadar güzel oldu. Hanım eli değdi. Nasıl belli? Sen çok güçlü bir kadınsın. Her erkeğin ah keşke benim böyle bir karım olsa diyeceği biri. Sen olmasaydın ben bu vartaları atlatabilir miydim? Sen olmasaydın ben de bunları becerebilir miydim? Birlikte dünyaları devirdik. Ailemiz. Kadından mezeci olurmuş. Önce bunu öğrettim bana. Kadından her şey olur. Yeter ki inan. Seni hep seveceğim. Ölünceye kadar. Seni hep seveceğim. Öldükten sonra da. Bana bir şey diyeceğim ama utanıyorum. Ne canım, ne var utanacak? Vallahi ben senin bir şey söylemekten utandığını hiç görmedim. Vallahi utanıyorum. Allah Allah. Söyle ya. Ne? Ne de? Bir daha de. Daha bitmedi. Gülsüm UCLA'de sosyal antropoloji okudu ve kocası Tim gibi üniversitede kalmaya karar verdi. Los Angeles'ta oturuyorlar. Ulaş ve Ceren öğrenimlerini birlikte sürdürdüler. Tatillerde Amerika'ya bazen Gülsümlerin, bazen Ömerlerin yanına gidiyorlar. Melek ve Medet'in iki çocukları var. El ele kebapçılıkta büyük atılımlar yaptılar. Bu konuda bir de kitap yazmayı düşünüyorlar. Cennet ve Timuçin hem çalışıp hem okudular. Artık ağızlarına hamburger koymuyorlar. Huriye de aşık oldu sonunda. Ali Haydar hop oturup hop kalkıyor. Tansu ile Şecaettin ikinci denemelerinde mutluluğu yakaladılar. Bırakmaya hiç niyetleri yok. Hanımın babası hayatının sonbaharını huzur içinde geçiriyor. Sedat sonunda muradına erdi. Kayınpederinin et işine de ortak oldu. İşler yoğunlaşınca Safiye dükkanda hanıma yardım etmeye başladı. Bu çenesi hiç durmuyor. Başkomiser Halil emekliliğinin tadını Antep yemekleriyle çıkarıyor. Samatya'dan hiç ayrılmıyor. Epey kilo aldı. Basri, Samatya'yı Güzelleştirme Derneği'ni kurdu. Kavgasına orada devam ediyor. Sağlığı düzelen Veysel işinin başına döndü. Bu sayede Satır Melahat, arkadaşlarına ve kaynanalık görevine daha çok zaman ayırıyor. Esnafta bildiğiniz gibi, hayat devam ediyor. Bakkas dükkanını oğluna devrettikten sonra, Sakine ile birlikte kendini seyahate verdi.
onları en son Mısır'da görmüşler. Afet-i Devran Neriman, Ali Haydar'ı hiç unutamıyor. İstanbul'a gelmeyi kaldırmıyor yüreği. Şecaattin ve Tansu yılda iki kez onu görmeye gidiyorlar. Ha, belki merak edersiniz. Erkek oldu erkek. Artık Ali Haydar'la hanımın iki oğlu var. Gamze gamze bir gül ver şimdi. Beni göğsüne al ver şimdi. Mevsimi geldi susadım aşka. Benimle bir bütün ol ver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim ol ver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla sevelim şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim onu ben şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla sevelim şimdi. Şiirler şarkılar söyleyerek mektabı birlikte seyrederek beni thank you.